Bizim neremiz, bizim neyimiz acaba Sultan-ı Enbiya'ya benziyor? Onun hayat-ı seniyyesinden neler aktarabilmişiz acaba hayatımıza? Ahlakından, amellerinden, sünnetlerinden neleri alabilmişiz? Ama hepimiz şefaatine talibiz. Ve şuna hepimizin gönülden inandığını düşünmek istiyorum yani. Hepimiz böyle inanıyoruz elhamdülillah ki o razı olmadıkça Allah razı olmayacak. Fahri kainat bizden razı olmadıkça, hoşnut olmadıkça, bizden memnun olmadıkça Cenab-ı Hak bizden razı olmayacak. Buna inanıyoruz. Öyleyse onu razı etmek için, onu hoşnut etmek için, dolayısıyla onun razılığıyla huzur-u ilahiye varabilmek için gayretimiz, çabamız, azmimiz, cehdimiz acaba ne kadar? Ne kadar? Mesela hepimizin olur insanız. Asari antikaya muhabbetimiz vardır. Merakımız da vardır. Antik eserlere, mesela bu güzel bir hat levhası olabilir, bir kitap olabilir, tesbih olabilir, bir porselen, bir eşya yani vazo vesaire olabilir. Bunları seviyoruz. İmkan bulsak almak da isteriz yani imkanımız olsa. Alıp bunlarla evimizi süslemek isteriz. Bu antik eşyaya verdiğimiz değer kadar acaba fahri alemin sünnetlerine böyle bir değer verebiliyor muyuz? İşte mesela bazılarımız güzel kalem taşımayı severiz. Kalem merakımız vardır. Kalem. Güzel bir dolma kalem. Pilot kalem seviyoruz. Hele böyle mintanımızın cebine koyup böyle bir de göründü mü? Hoşumuza gidiyor. Kravat iğnesi sevebiliyoruz. Böyle taktık mı kravatımıza? Efendim, bize ayrı bir hava veriyor. Kol düğmesi seviyoruz. Ceketimizin kollarını da yukarı çekiyoruz ki görünsün kol düğmeleri. Hocam yani bunları kullanmayalım mı şimdi diyebilirsiniz. Hayır, kullanmayın diye söylemiyorum yani. Merak ediyorum ki bunlara olan ilginiz, alakanız, muhabbetiniz kadar misvağa da böyle bir ilginiz, muhabbetiniz var mı? Misvak da taşıyor musunuz? Bu Cenab-ı Peygamber'den bir hatıradır, bir yadigardır. Onu hatırlatıyor. Onu nispet ediyor diye. Onunla rabıtama vesile olsun, irtibatıma vesile olsun diye. Cebimizde bir misvak taşıyabiliyor muyuz? Yani güzel şeylere ilgin var. Güzel şeylere merakın var, fıtratının gereği.
Ama güzelin tarifi sende nasıl acaba işte? Bu önemli. Güzelin tarifi, yani neye güzel diyorsun sen? Senin güzel dediğin şeyleri kim belirliyor? Onları kim belirliyor? Bunun için ahlakını muhasebe etmelisin, amelini muhasebe etmelisin, kendi hallerini murakabe etmelisin. Ben neslime, çoluk çocuğuma o ahlak-ı haseneden bir şeyler aktarabiliyor muyum? Yoksa hepimize sorsalar, elbette ki peygamberi seviyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Farklı bir şey düşünemeyiz yani. Ama bu sevgiyi destekleyecek bir alamet gerekli.